Evet, alkışlarınızla Hande Kazanova geliyor. Ay ne kadar güzel. Günaydın. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Sağ ol. Buyur Hande. Merhabalar. Günaydın. Çok teşekkürler geldiğin için. Bir izleyicinin biraz yanına gidelim. Tamam. Evet. Tamam. Efendim tekrar günaydın. Tekrar hayırlı cumalar hepinize. İlk önce Hande Hanım'ın bir kitabını göstererek başlayacağım. Çocuğunuzla yıldızınız barışsın. Enteresan bir isim değil mi? Çocuğunuzla yıldızınız barışsın. Güzel çünkü herkes farklı yaratılmış. Herkesin farklı özellikleri var. Çocuklar ve anneler aynı burçtan veya uyumlu burçtan olmayabiliyorlar. Evet. Bu kitap neyi anlatıyor anneler ve çocukları için? Az önce çok güzel bir şey söyledin. Şimdi anneler 9 aylık bir dönemden geçiyorlar. Çocukları için hayatlarını hazırlıyorlar. Belki de çok büyük fedakarlıklarda bulunuyorlar ama çocuk doğduğu an itibariyle zannediyorlar ki çocuk kendileri gibi. Aynı özelliklere sahip ama değil. Onun da kendine has bir takım özellikleri var. Onun da bu hayattan bir beklentisi var. İşte doğru bir şekilde annelerin hem kendilerini hem çocuklarını tanımaları ve onları tam da doğru bir şekilde yetiştirmeleri adına çok severek ve keyifle araştırarak yazdığım bir kitap. Çok bayılacağınızı düşünüyorum. Bir kere ben hani fış 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 oradan oraya giderken demek benim çocuğum çekiştirilmek istemiyormuş diyecekler. Eğer bir koç annesi bir boğa çocuğuna bu arada, bakıyorsa. Hani ilk evet. Soru kimden geldi? Hangi burçtan geldi? Tahmin et ilk soru. Kesin şeydendir, boğadandır. Koç. Koçtan. Tabii ki biliyorsun ilk soru. Abdullah Boşkurt demiş ki sevgili astroloğum bu koç burçlarının son durumu ne olacak? Nasıl bir hafta bekliyor bizi diye. Birazdan bahsedeceğiz ama bugün sabaha karşı bir güneş tutulması oldu. Hangi burçta oldu ve nasıl etkileyecek? Çünkü birkaç hafta, birkaç ayda etkisi devam. Biraz ondan bahsedelim mi? Edelim tabii ki. Yani tutulmalar çok önemli hayatımızda ama hiç kimse korkmasın. Çünkü bu sadece astrolojik bir olay değil, astronomik bir olay. Yani gökyüzünde zaten senede 4 kere tutulma oluyor. İkisi ay tutulması, ikisi güneş tutulması olmak üzere 4 tane tutulmalarımız bizim her sene var zaten. Bu sene diğer senelerden farklı olarak biz 5 tane tutulma yaşayacağız. İşte onlardan bir tanesi bu sabaha karşı 3.28'de Boğa Burcu'nda oluşan bir güneş tutulması, parçalı güneş tutulması. Dünyanın neresinde oldu bu tutulma? Daha çok Pasifik Okyanusu, Doğu Pasifik Okyanusu, Polinezya Adaları, Yeni Zelanda ve Avustralya taraflarında görülecek. Yani biz görmek istesek de zaten izleyemeyeceğiz. O yüzden bizim karanlık. İçin parçalı bir güneş tutulması, karanlık. Evet. Hem karanlık hem izleyemiyor Nasıl bir olacağız. Etki, nasıl bir enerji açığa çıkardı? Ve genel olarak nasıl etkileyecek? Toprak burçlarını, ateş, su, hava burçlarını Tabii, nasıl etkileyecek? Tabii toprak burçları etkileniyor. Yani bu toprak ve sabit alanda olan bir tutulma. Yani Oğlak, Başak ve Boğaları. Oğlak, Başak ve Boğaları etkileyecek ama daha çok sabit burçları etkileyecek. Yani Boğaları, Aslanları, Akrepleri ve Kovaların hayatında çok önemli değişimlere sebep olacak. Hemen onu da söyleyelim. 10 Mayıs ve civarı artı eksi 3 gün alabilirsiniz. 10 Mayıs ve civarı doğanlar 12 Ağustos artı eksi 2-3 gün alabilirsiniz. Civarı doğan aslanlar, 12 Kasım civarı doğan akrepler ve 8 Şubat civarı doğan kovalar etkilenecek. Ne gibi bir enerji boşalımı oldu? Onlar nasıl etkilenecek? Kova, aslan, boğalar, tamam. Nasıl etkilenecek? Tabii ki hepsinin tabii ki farklı ev alanları var ve hepsi farklı bir şekilde etkilenecek. Mesela boğaların hayatlarında özellikle 10 Mayıs doğumlu boğaların hayatlarında çok önemli değişimler bekleniyor. Çünkü tam da onların üzerinde oluyor. Hayatlarında önemli değişimler, dönüşümler. Şimdi şunu söylemek lazım. Aslında tutulmalar şu anlama geliyor. Biz bir takım değişimler yapmak istiyoruz hayatımızda ve bu değişimleri her gün erteliyoruz. Aman canım sonra yaparım, aman canım bu geçsin ondan sonra yaparım diye. İşte tutulmalar bu ertelediğimiz değişimleri insanın hayatına hızlı bir şekilde olaylarla sokuyorlar. O yüzden boğalar şimdiye kadar inat ettikleri, tutundukları, değiştirmek istemedikleri konularda bu birkaç gün boyunca çok dikkatli adımlar atmalılar. Çünkü hayat öyle bir takım olaylar yaşatacak ki onların hayatı ister istemez bu değişim içerisinde olacak. Ama Peki. Bu olumsuz değil, bunu söyleyebilirim. Çünkü tutulmalar aslında insanların hayatını güzel bir şekilde etkiliyor. Peki, hemen bir soru gelmiş. TC Zeynep 2634 demiş ki, birkaç gündür çok fazla kavga eden insanlar görüyorum. Evet. İnsanların bu kadar sinirli olmasında gezegenlerin bir ilgisi var mı demiş. Tabii ki var. Yani şu an enerjiler öyle enerji. Zaten geçtiğimiz günlerde bu hafta içerisinde ay kapanıyordu bu tutulma olmadan önce.
işlerimizi sonlandırmak, bitirmek için uygun bir haftaydı ama bir yandan da elimizde olmayan koşullar, kadersel koşullar vardı hayatımızda. O yüzden de karşı tarafı anlayamıyorduk. Anlayamıyoruz, dinleyemiyoruz ve sadece kendi istediklerimiz olsun istiyoruz. Bakın aslında boğa ve akrep enerjisi şu an bütün tutulmalar bu hatta oluyor. Hep tutmak, biriktirmekle alakalı ve hiçbir şekilde şartları değiştirmemekle alakalı. Biz ne kadar direnirsek şartların değişimine o kadar yara alırız. Aslında değişmeyen tek şey değişim. Değişime açık olmamız gerekiyor. Hayatımıza güzellikleri davet etmemiz için önce temizlik yapılması boğa lazım. Boğa da toprağın sabit burcu olduğu için bir boğanın değişimi evet. Hemen pat diye kabul etmesi de kolay değildir. Kolay değil. Ay harika. Evet. Çatal'dan. Şimdi hemen taze sarımsak o. Taze sarımsak. En sevdiğim şey. Bakla evet. Ve taze sarımsak yoğurt. Aha işte bakla da burada bak. Sakız bakla. Evet aynen bakla ve taze sarımsak. Şimdi hiç düşündünüz mü niye renkler var? Niye? Allah istese sadece siyah beyaz algılatabilirdi her şeyi değil mi? Renkler var. Renklerin enerjisinin bize çok önemi var. Şimdi evet. Hande Casanova'dan çok güzel bilgiler alacağız. Ben kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bunu çok soran da oluyor. Aklınızda olsun. Gün gün renkleri. Efendim pazartesi nedir mesela pazartesi? Monday. Ayın. Yani ayın günü. Nedir taşı? Ay taşı. Ay rengindeki süt beyaz taşlar. Mesela inci pazartesinin uğurlu taşı. Salı günü. Mesela Mars'ın günü kırmızı aynen böyle. Evet. Mesela eğer enerjiyi düşük hissediyorsanız salı günü mesela böyle kırmızı bir biber, kırmızı pul biber veya domates gibi yemenizde fayda var. Zaten birinci şakramızın rengi de kırmızıdır. O yüzden domates, prostata iyi gelir, kırmızı et, kırmızı pul biber cinsel enerjiyi yükseltir. Bunların hiçbiri tesadüfi değil Mars enerjisi. Yaşam gücünü aynen. Ayakta tutuyor çünkü. Çarşamba, Fransa'da çarşambanın adı Mercredi, Merkür günü yani. O da akıl, zeka, rengi iletişim. Yeşil. Taşı da yeşim taşı, zümrüt gibi taşlar. O gün mesela iletişimle ilgili bir şeyi çarşambaya aktarıp daha böyle o renk bir fular, yeşil bir fular veya bir zümrüt veya yeşim taşı kullanabilirsiniz. Gelelim perşembeye. Perşembenin rengi turuncu. Turuncu. O gün de Jüpiter'in yönettiği bir gün. Mesela turuncu renkli bir topaz olabilir değil mi Hande? Onun dışında akik, turuncu bir akik olabilir. Cuma işte bugün pastel renkler, Venüs'ün günü. Bakın Cuma da mesela böyle pastel renkler. Çok pastel eflatun olabilir, uçuk pembe, uçuk mavi, uçuk lila çok doğru uçuk onlar olabilir. Sarılar, zarif böyle renkler. Renkler evet. Cumartesi nedir adı? Satürn'de. Satürn'de yani Satürn günü. O da lacivert, koyu lacivert rengi, gece mavisi. O da safir veya lapis gibi lacivert taşlar. Ve öyle bir lacivert, bir mendil, fular, aksesuar takabilirsiniz. Son günde pazara geldik. Nedir? Sunday. Yani güneşin günü. Parlak renkler. Boşuna günlerin ismi de böyle konmamış. Yani aklınızda bulunsun. Evet. Şimdi Hande Casanova'ya çok soru var. Gökhan tweetleri arkaya verelim mi? Yavaş yavaş izleyicilerimizin soruları, bayağı sorular var Hande Hanım'la. Sorun sorun bana çok soru sorun. Yani bugün buradayız ve aynen. Hakikaten akıllarına ne geliyorsa peki, sorsunlar. Peki Hüsniye demiş ki doğum tarihimi tam bilmiyorum nasıl öğrenebilirim? Bu biraz tabii onun araştırma yapması gerekiyor bununla ilgili olarak. Yani annesinden, babasından veyahut da hayatında hani onun doğumuyla ilgili o dönemde bulunan insanlara bunu ona sorabilirler. Göre. Yani peki. Ne zaman doğdum, hangi aydı, işte ekinler biçildi mi de öyle şeyler vardır ya. Peki. Aliye İlhan demiş ki güneş tutulmasının aslanlara etkisini rica ediyorum. Teşekkürler demiş. Güneş tutulmasının aslanlara etkisini hemen söyleyelim. Sabit gruplarda söylemiştik zaten. Kariyer hayatlarında çok hızlı gelişmeler yaşanacak sevgili aslan ve yükselen aslanların. Yani önlerindeki 6 ay boyunca iş alanlarında belki kariyerlerinde şimdiye kadar beğenmedikleri yönler varsa bu alanda bir takım değişimler yapmaları gerekecek. Veyahut da hayat onlara bu değişimleri yaptırtacak. Hiç sıkılmasınlar, hiç üzülmesinler. Kariyer alanında yaşanan güneş tutulmaları insanı bir üst seviyeye çeker ve iş anlamında tam olarak ne yapması gerektiğinin fark etmesine neden olur. O yüzden de iş anlamında hızlanacağı ve kariyerlerini çok yüksek noktaya taşıyacakları bir döneme girdiler. Peki İskenderun'dan ülkemizin sıcak çok sevimli bir yerinden bir telefonumuz var. Mustafa Vatan telefon attığında. Günaydın efendim nasılsınız? Günaydın hocam, saygılar sunuyorum. Nasılsınız? Sağ olun, size de hayırlı cumalar olsun. Buyurun Hande Hanım'ı baş başa bırakıyorum. Sorunuzu sorun efendim. Verdiğiniz enerji için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Hande Hanım da siz de bizi mutlu etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Sağ olun. Sorunuzu alalım mı efendim? Tabii ki. Hande Hanım ben 60 yaşındayım. 1 Haziran doğumluyum. Biraz önceki izleyimizin
Ben de doğum saatimi bilmiyorum. Anne baba da rahmetli. Daha önceki büyüklerim de rahmetli. Onun için yükselen burcum nedir, ne değildir o konuda bilgim yok. Bir de bu tutulma bize neler getirecek ve daha sonrasında neler olacak o konuda aydınlatırsanız sevinirim. Yani burcunuzu bilmiyorsunuz ama değil mi? 1 Haziran doğum tarihi. İkizler yükselenini bilmiyor. Yükseleni mi bilmiyorum? Tamam, şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'de çoğu zaman hani daha yeni yeni tam olarak hastanelerde kayıtlar tutulmaya başlandığı için işte sizin yaşınızda belki sizi doğuran ebeniz biliyordur tam olarak saatini. O yüzden hiç onlara takılmayın. Sizin burcunuzu biliyor olmanız, yani 1 Haziran'da doğduğunuzu biliyor olmanız bile çok önemli. İkizler Burcu olarak bu sene özellikle çok şanslı bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Yalnız İkizler Burcu bu tutulmada kadersel olayları deneyimleyecekler. Bu ne anlama gelecek? Yani hani hep diyoruz ya, şu alanda, şu burçlar şu alanda yaşayacaklar tutulmaları diye. İkizler Burcu'nda bu alan kapalı. Hangi noktada değişeceklerini veyahut da ne tür olaylar yaşayacaklarını bilemiyoruz. Kadersel dediğimiz bu zaten. Yani bunu öngöremiyoruz veyahut da belirtemiyoruz. Ama ne olabilir? Maneviyatla ilgili konular ön plana geçebilir. Yine bu dönem sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekebilir. Veyahut da daha önceden sağlığınızla ilgili konularda ertelediğiniz bir takım olaylar varsa işte bütün bunları yapmak durumunda kalabilirsiniz. O yüzden kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Ama unutmayın, Jüpiter İkizler Burcu'nda sizi muhakkak her tür sorundan ve bir takım sorun olabilecek olaylardan da koruyacaktır. Peki. Efendim size geçmiş olsun diyelim veya iyi günler dileyelim. Dolayısıyla sonuçta güzel bir değişim dönemine giriyorsunuz. Evet, evet. İskenderun'daki izleyicilerimize çok çok saygılar, sevgiler. Şunu da hemen bir ekleyebilir Tabii. miyim? Yani aslında hiçbir şeyden korkmamak lazım. Mesela bu İskenderun'daki izleyicimiz hayatında gitmesi gereken şeyleri temizlemeye başlasın. Hı-hı. Bir bıraksın. Ona şey olacak, yani ağırlık yapacak, onu aşağıya çekecek ve belki de hizmet etmeyecek olayların hayatından teker teker gitmesi gerekiyor. Yani, bütün ikizlerin hani, bunu yaşaması direndikçe gerekiyor. Direndikçe deneyimin dozu artıyor değil mi? Yüzleşmeyi, evet. Biz Türk toplumu olarak biraz burada bir sıkıntımız var. Yüzleşmiyoruz. Ben özellikle sağlık açısından bunu ele alıyorum. Mesela kilo var, biraz şeker çıkıyor, acık tansiyon başlıyor, biraz göbek bel civarı artıyor. Israrla yüzleşmekten kaçınıyoruz. İşte bu tutulmaların çıkarttığı enerji etkisi bizi bir şekilde artık kaba tabirle dürtecek ve yüzleşmek zorunda bırakacak. O nedenle diyoruz sık sık kontrol edin diye. Sizin bir sorunuz var galiba, buyurun. Önce de söylediniz ama ben de doğum tarihimi bilmiyorum. Ne zaman, hangi ayda olduğunu bilmiyorum. Annem diyor ki kışın diyor kar yağarken, ama eskiden Eylül ayında bile kar yağıyormuş. Hani ne zaman gününü falan. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Şimdi bir takım bayramlar vardır. Mesela o bayramlara yakın bir zaman mıydı? O dönemler neydi? Onları bulmaya çalışın. Onları da bilmiyor annem. Onları da bilmiyor. Ya okuma yazması falan olmadığı için Peki, onları da bilmiyor. Peki şöyle yapalım. Siz mesela burçların özelliklerini bildiğinizde hangisine daha yatkın hissediyorsunuz? Oğlak burcuna çok yakınım. Oğlak çalışkanım. Burcuna... Hani çok Süper. Başarılıyım diyebilirim. Tuttuğumu koparabilen, i̇şte enerji bu. Dolu. Zaten. İşte Peki harika. Dişler, dizler, kemikler hassas mıdır biraz? Biraz dizlerim çok hassas. Geri kalan her şey sağlam. Gence Oğlak şey burcunu tarif ediyor değil Aslında, mi? Evet. Çok tatlı. Bir de şey, yani hani sorumluluktan kaçmıyor. Her şeyin elinin altında. Her şeyi organize etmeyi seviyor ve onu fark etmiş mesela. Mesela gece benim aklıma göre. Bir şey gelsin 12'de 1'de hiç üşenmem. Hiç katı surette. Yani istediğim o anda yapmak mecburiyetindeyim. Çok çabuğum. Biz bir şey, duvara bir çivi çakacağım. Eşime desem ki bunu çakar mısın desem, işte bekle, onu beklemem ben. Onu yapmak mecburiyetindeyim. Aslında şeyde bu kalça bölgesinde ya da bu bacak kısımlarında böyle bir ağrılarınız, zaman zaman böyle şeyler, varisler, çarpmalar, yok, çırpmalar. Valizim falan yok, hiçbir şey, böyle şeylerim yok. Hiç yok. Ben sadece diz kapaklarım da çok az. Belki yükseleni de olabilir. Evet, yani. Ama doğru. Bir oğlak özelliği var. Oğlak, o zaman okey, süper. Teşekkür ederim. Yani sağ genelde, çok teşekkürler. Ne güzel. Genelde oğlak burçlarında hakikaten çocukken biraz diş, çarpık dişler sorunları veya çok süt doğru. dişlerinde sıkıntılar... Bir gıdım böyle bacakların daha çırpı gibi olması ve hafif eğrilik. Ondan sonra diz sıkıntıları, ileri yaşlarda diz, özellikle yaşlandıkça oğlak burçlarında diz sorunları, kemik sorunları genelde olabiliyor. Bir de genelde oğlak burçları yükselenin değişmekle beraber daha zayıf oluyorlar. İleri yaşta kilo alabiliyorlar. Sanki siz oğlak burcunu andırıyorsunuz gibi. Şimdi çok soru var.
Oradan mesela Pınar Damlı demiş ki tutulma ikizler burcunu nasıl etkileyecek? İkizleri anlattık şimdi. Peki Ensar Akman'a geçelim. Bugün boğalar için güneş tutulması günün kötü geçeceği anlamına mı geliyor? Hayır hayır, yani diğer günlerden hiçbir farkı yok. Zaten oldu bitti tutulma şu an, evet. Hani bitti. Sabaha karşı oldu. Hiç öyle düşünmesinler, sadece mesela içlerinde bir sabırsızlık hissediyor olabilirler ki mesela boğaları harekete geçirecek bir tutulma bu. Yani hayatlarıyla ilgili her tür girişim, hayatlarını değiştirme konusunda her tür atılım, belki yeni bir işe başlama, belki evlilik kararı, belki bir yere taşınma, şehir değiştirme, her tür olasılığa açık olsunlar. O yüzden hiç merak etmesinler, olumsuz olacak hiçbir şey yok. Boğalar bilakis onların üzerinde bir tutulma olduğu için ve onlarla ilgili şartları ön plana getirdiği için sevinsinler. Yani şu an şartlar onlardan yana aslında. Yoksa kolay kolay boğalar böyle hemen bir değişime geçmezler. Sabahleyin de boğa burçları ve bir anda ayılıp koşturmak istemezler. Sabah şöyle rahat rahat uyanıp biraz zaman geçip acıksınlar. Lezzetli güzel kahvaltı etsinler. Mutlaka kahvelerini çaylarını içip bir ayılsınlar. Yani onlar daha geç eyleme geçer ama bir kere de bir konuda kararlı oldu mu ondan sonra boğayı da tutamazsınız. Şimdi biz Hande Kazanova'yı çalıştırdık. Öyle programda bir öncesinden de sokağa çıktı. Çok güzel sokak röportajları yaptı. Hadi bir izleyelim. Evet, Kadıköy Çarşı'nın içerisindeyiz. Sizin için muhabirlik yapacağım. Bakalım burada neler yaşanıyor. Bugün hep beraber göreceğiz. Bir burcunuz ne? Aslan. İnanır mısınız burçlara? Yani. Hiç körü körüne değil ama özellikleri tutuyor hakikaten yani. Balık burcu. Taşıyor muyuz balık burcu özelliklerini? Taşıyoruz. Mesela söyle, en sevdiğin özelliği nedir balık burcunun? İyimser olmaktan, iyilik yapmak, yani birisine yardımcı olmak, yani çok severim. Siz ne burcusunuz? Yengeç. Oo, balık yengeç su gruplarının muhteşem birlikteliği. İyi anlaşırsınız normalde. Peki sizin böyle yengeç burcunu sevmediğiniz bir özelliğini söyleyeyim böyle. Yani çok iyiyim. Bu çok iyi. Çok iyi olmam ama karşımdaki kişi de beni anlasın ya. Burcum Başak. Başak, Eylül ayında mı doğdun? Aynen öyle canım. Kaç Eylül? 9. Peki bu sene Başaklar ne olacak biliyor musun? Hiç dinledin mi? Bir yerlerden aldın mı? Bitiyorlar. Hiç vallahi öyle bir bilgim yok. Çiçeklerden fırsat bulamıyorum. Balık. Senin? Yengeç. Ay balık yengeç. Bugün hep balık yengeçlerden gidiyoruz. Su grubu arkadaş mısın? Evet. Peki mesela burcunda hiç sevmediğin özellikler ne? Çok duygusal. Çok duygusal. Niye herkes bu kadar duygusal olmasına takılmış? Duygusallığın neyi kötü? Bilmiyorum. Çoğunlukla hep diyorlar balıklar duygusal, sulu gözler. Onun için evet. 10 Mayıs 2013 parçalı güneş tutulması 10 Mayıs'ta gerçekleşiyor. Bu arkadaşımızı bulduk. Bak o kadar kişi arasından 10 Mayıs'lı birini bulduk. Hayatın değişme olasılığı çok yüksek. Valla ben pek inanmıyorum. İnanmıyorsun. İkizler. İkizler burcunda burcusun. Peki Haziran mı Mayıs mı? Mayıs. Kaç Mayıs? 29. 29 Mayıs. Peki ikizler burcunun özelliğini taşıyor musun? Yok, hiç zannetmiyorum. Neden? Biliyor musun özelliklerini? Özelliklerini pek fazla bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla hani ben sinir çok asabiyim, yani kendimi öyle hissediyorum o yüzden. Bir kere bu tutulma sizleri nasıl etkiliyor onu konuşacağız. Bir, siirt fıstığı, antep fıstığı, çam fıstığı şifalarını konuşacağız. İki, bir de İstanbul'da Levent'te Lütfü Banat İlkokulu'na gittik. 2A sınıfına. Hem çok eğlendik hem de çok enteresan gözlemlerimiz oldu. Onları konuşacağız. Şimdi ilginç bir tweet var. Çok fazla Twitter'dan soru geliyor. Bahar Kaya sormuş. Soruyu iletiyorum sana Hande. Ben Kova burcuyum. Bahar Hanım Kova burcu. Eşim de Koç. Ve şu an boşanma aşamasındayız. Tutulma nasıl etkileyecek bizi demiş. Tuğçe Hanım mı? Bahar Hanım. Bahar Hanım. Bahar Hanım aslında tutulma kova burçları için ev, aile, yuva alanlarında oluyor. Hmm. Öyle olduğu için de aslında bu tutulma ailevi konularda, evinizle ilgili konularda, ailevi konularda çok önemli konuşmaları, görüşmeleri veyahut da olayları hayatınıza taşıyacak diyebilirim. Aynı zamanda Koç burcu eşiniz ve Koç burçları da parasal konulara dikkat etmek durumunda kalacaklar. Parasal alanda bir takım hızlı gelişmeler veyahut da beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. O yüzden inşallah hayırlısı olur ama biraz ev, aile alanlarında bu tutulma sizi tetikliyor olacak. Peki, Tülay Işık sormuş. Tünaydın, eşim terazi burcu, ben ise oğlak burcuyum. Uyumumuz nedir acaba demiş.
İki öncü burç. İki öncü burç. Ben de teraziyim, eşim Oğlak. Aslında güzel. Öncü burçların dikkat etmesi gereken şeyler vardır. Öncü burçlar başlatmayı çok severler. Fakat devamını getirememe gibi bir sorunları vardır. Eşinizle özellikle belirli konularda çatışmalar yaşayabilirsiniz. Aynı anda farklı yerlere gitmek gibi veyahut da hadi şu yemeği yiyelim ya da sen ne istersinden daha çok hadi bunu önce yapalım gibi bir takım çekişmeleriniz veyahut da sürtüşmeleriniz olabilir. Birbirinizin adımlarını takip ederek ve siz terazi olduğunuz için zaten bir şekilde Oğlak Burcu'nun o isteğine boyun eğeceksinizdir diye düşünüyorum. Yani terazi şeyle zarafetiyle idare evet. eder olayı galiba değil mi? Dengede onu bir şekilde sağlayacaktır. Peki bir şu an çok fazla tweet geliyor. Onların arasından seçeceğim ben. Her seferinde başka bir yükselen burç çıkıyor diyor. Çünkü internetteki siteler hemen onu hemen kısacık söyleyelim. Tabii. Aynı zamanda internetteki sitelerde doğum yerinizi sormuyorlar. Doğum yeri çok önemli. Koordinatları çok önemli. O yüzden de sevdiğiniz, bildiğiniz, içinizden gelen, size iyi hissettirecek bir astroloğa mail atarak, ya bana da atabilirsiniz ama sevdiğiniz belki vardır, mail atarak bu durumu çözebilirsiniz. En doğru onlar söyleyecektir size ne olduğunu. Böyle açık çek size, daha ne olsun. Evet. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Sevgi Duman. Efendim hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız? Alo. Günaydın Sevgi Hanım, hoş geldiniz, nasılsınız? Günaydınlar, teşekkürler, iyi yayınlar olsun. Sağ olun efendim. Çok güzel programlarınızı izliyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun sorunuzu benim alalım. Benim Hande Hanım'a bir sorum olacak. Buyurun. Hande Hanım, ben Aslan Burcu'yum. Eşim ise Yay Burcu. Güzel anlıyorsunuz. İlk başlarda çok iyi anlaşıyorduk. Fakat şimdi inanılmaz problemlerimiz başladı. Hani böyle şiddete kadar, hani ben yol açsam şiddete kadar gidebilecek bir ilişkiye geldi. Her şey evet ama şiddet hayır. Evet, evet. Şiddet kesinlikle. Yani daha olmadı kadına ama el kalkmaz. Hani yani tetiklesem muhtemel olacaktır. Anladım. Anlıyorum. Allah korusun. Sevgi Hanım bir şey soracağım. Sizde inatlaşma buyurun. Var mıdır? Doğru düz bana ne olur dürüst cevap verin ama tamam mı? Bu tutulmanın en önemli özelliği çünkü dürüstlük. Bazı zamanlarda evet çünkü insan hakkını savunmalı diye düşünüyorum. Peki mesela bir şey böyle olmasını istediğiniz anda olmadığında hemen böyle bir sinirlenme vesaire? Eskiden değildi ama şimdi zaman zaman bazı şeylerde yüzüm düşebiliyor. Evet. Yüzünüz düşebiliyor. Hayır neden sordum bunları biliyor musunuz? Satürn Akrep Burcu'na geçti. Geçtiğimiz seneler itibariyle aslında aslanların özellikle de aslan ve yükselen aslanların ev, aile, yuva alanlarında bir takım önemli sorumluluklar veyahut da tavır değişikliklerine gitmelerini tetikliyor Satürn. O yüzden hani siz bu aralar nasıl hissediyorsunuz? Siz herhangi bir girişimde bulundunuz mu? Bir kere evliliğinizi kurtarmak istiyor musunuz? Eşinizle bir arada bütün bunların geride kalmasını istiyor musunuz? Tabii ki istiyorum. Yani süper. Kim ister ki yuvası bozulsun? Tabii ki. Şimdi siz bu önümüzdeki dönemlerde bu tutulmayla beraber özellikle eşin ailesinden önemli destekler alabilirsiniz. Çünkü sizin aynı zamanda kariyer evinizde olacak tutulma ama o kariyer ev aynı zamanda eşin ailesi alanıdır. O alandan güzel destekler alabilirsiniz, konuşmalar yapabilirsiniz. Eşinin ailesinden zaten hiçbir sorun yok. Evet. Ama sanıyorum, destek alabilirsiniz. Evet. Öncekinden farklı diyor. Belki eşinizin ailesinden iyi anlaştığınız, sırdaş olacak bir kişiyle aynen. bir paylaşım yaşayarak onlardan da bir destek iyi gelebilir evliliğinizi kurtarmaya yardımcı olabilir şöyle bir anda. Şöyle söyleyeyim. Aynen. Dediğine çok katılıyorum. Peki, peki bir şey söyleyeceğim. Aslan Burcu'nda önemli mi bu, bugünkü tutulma? Tabii ki önemli. Siz hangi gün doğdunuz? 22 Ağustos doğdunuz. 22 Ağustos doğdunuz. Çok fazla etkilenmiyorsunuz ama yine dediğim gibi ev ailevi konularda sorumluluk ama aynı zamanda eşin ailesi alanında da önemli gelişmeler yaşanacak önümüzdeki dönemde hayatınızda. Ama bu gelişmelerin size faydası olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bir şey daha söyleyeceğim. Aslanlar ve yaylar birbirleriyle çok iyi anlaşırlar. Peki. İkisi de ateş evet, grubudur. Evet işte diyorum ilk başta inanılmaz iyi anlaşıyordu. Son zamanlarda böyle bir sürtüşmeler yani... Şöyle söyleyeceğim, yay burçları bu dönem hayatları kapanıyor, bazı sorunlar yaşıyor olabilirler gerek işlerinde gerek kendi ailelerinde. Birazcık daha anlayışlı olmakta fayda var diye düşünüyorum ama ben bunun geçici bir süreç olacağını ihtimal veriyorum. O yüzden evet.
Siz birbirinizi bırakmayın ama dediğim gibi eşin ailesinden lütfen destek alın. Her şey hallolacak. Hiç merak etmeyin. Zaten adınız da Sevgi, içiniz de sevgi dolu bir insan olduğunuz ses tonunuzdan da belli. Evlilik uzun bir maraton. Arada ayağımız bazen tökezleyecek. Sabırlı olacağız. Test edilmezse nereden anlayacağız bunun iyi bir evlilik olduğunu?